Geleneksel kitap sanatlarımızla bezenmiş bir el yazması eser, içindeki metinlerden daha fazlasını anlatır. Türk sanatlarının özel bir örneği, minyatürü inceliyoruz. Küçük bir hatırlatma. Bu gibi içerikleri izlemeye devam etmek istiyorsanız, TRT2 YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Genel bir tanımlamayla, el yazması eserlerde anlatılan olayları görselleştirmek üzere yapılan küçük kitap resimlerine minyatür diyoruz. Ortaçağ Avrupa'sında yazma kitapların bölüm başlarında baş harfleri vurgulamak için kırmızı boya kullanılıyordu. Bu kırmızı boyanın adı da minyumdu. Minyum kelimesi Türkçe'ye zamanla minyatür olarak yerleşti. Osmanlı'da minyatür sanatçıları, yani nakkaşlar, yaptıkları işe minyatür demezlerdi. O dönemde daha çok nakış sözcüğü kullanılırdı. Minyatür tarzı resimlere Osmanlı Türkçesinde tasvir, şebih, tarahi, nigar, suret gibi isimler verilirdi. Batıda minyatür, doğuda nakış olarak adlandırılan bu renkli resimlerin kendine has bir yapılış tekniği ve üslubu vardı. Minyatürlerde göze çarpan ilk özellikler, canlı ve saf renklerin ışık ve gölge kurallarına itibar edilmeden betimlenişi, şahısların ve başka şekillerin perspektif algısından uzak bir biçimde birbirini kapatmayacak şekilde dizilmesi, arka planda olanların sayfanın üstünde yer alması ve ele alınan konuyu tam olarak göstermesidir. Minyatürde bakış açısı tepe ve cephe noktalarının tam orta kısmına rastlar. Uzaklık görünümü ne boylar ne de renk ve gölgelerle belirtilir. İnsan tasvirlerinde boy oranları kişinin önemine göre büyür veya küçülür. Yapılan eserlerde mesafe farkı gözetmeksizin bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar işlenir. Minyatürde perspektif bulunmaması her zaman bir eleştiri konusu olmuştur ve sanatçıların perspektif bilmediği iddia edilmiştir. Aslında bu doğru değil. Nakkaşlar perspektif bilgisine sahiptiler ve bunu bilerek uygulamamayı tercih etmişlerdi. Bunun nedenini anlamak içinse minyatürün işlevsel özelliğini dikkate almak gerekiyor. Minyatür az önce de bahsettiğimiz gibi kitapların belli bölümlerinde bulunurdu ve direkt olayı yansıtma amacındaydılar. Uzaktan bakılınca derinlik etkisi veren perspektifi yakından okunan kitap için gereksiz buluyorlardı ve perspektifi minyatürün estetik yapısına da uygun bulmuyorlardı. Bu sanatın bilinen en eski örnekleri Mısır'da M.Ö. 2. yüzyılda papirüs üzerine yapılan çalışmalarla karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemde Yunan, Roma, Bizans ve Süryani el yazmalarının da minyatürlerle süslendiğini görüyoruz. Avrupa'da ise minyatür sanatı 8. yüzyılın sonlarında gelişiyor. Türklerde minyatür geleneği İslam öncesinde Orta Asya'da Uygurlar döneminde ortaya çıkmıştı. Turfan, Kuça, Kızıl gibi eski Türk şehirlerinde yapılan arkeolojik araştırmalarda İlk Türk minyatür örneklerine rastlandı. Bu minyatürlerde Uygur prens ve prensesleri, Mani ve Uygur rahiplerle mabede adak getiren kafilelerin tasvirleri yer alıyor. Minyatür sanatı İslamiyet'ten sonra Anadolu'ya kadar geldi. 9. yüzyılda Bağdat, Meraga ve Tebriz şehirlerine gelen Uygur nakkaşları, Türk hükümdarlarının koruması altında İslam minyatürlerindeki parlak dönemi başlattılar. Bağdat'ta ilk İslam minyatür mektebini açanlarsa Selçuklular oldu. Bu okul sayesinde minyatür sanatında çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. 12. yüzyılda Avrupalılar bu ilerlemeye Bağdat Çığırı ismini verdiler. Böylece temas edilen yerler kendi minyatür üsluplarından izler bıraktılar. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşabilen eserler üzerinde yapılan araştırmalar, minyatür sanatında önemli örneklerin Fatih Sultan Mehmet döneminden kaldığını ortaya koyuyor. Sanatsever kişiliğiyle tanıdığımız Fatih, kendi döneminde bir nakkaşhane kurdurur. Başına da Özbek asıllı baba nakkaşı getirir. Bu nakkaşhanede kendi kütüphanesi için pek çok eser ürettirir. Yine o dönemin nakkaşlarından olan Nakkaş Sinan Bey, Venedik'e giderek dönemin ustalarından ders alır. Döndüğünde ise ünlü Gül Koklayan Fatih portresini yapar. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı minyatür sanatında pek çok yeniliğin denendiği bir dönem. Sultan Süleyman'ın uzun süren saltanat devrinde imparatorluk sınırları giderek genişlemiş ve güçlenmişti. Bu dönemde sanatçılar sarayın aylıklı sanatçıları olarak işe alınmışlardı. Gazetenin, kitabın, fotoğraf ya da videonun olmadığı bu dönemde yaşanan güncel olaylar nakkaşlar tarafından sürekli resmediliyor, bilgi üretiliyordu. Sultanın resmi yaşamıyla ilgili konuları, yabancı elçilerin kabulleri
ve cülüs merasimlerini belgeleyen minyatürler 1530'lardan sonra giderek ağırlık kazandı. Osmanlı'nın en güzel örnekleri de yine bu dönemde verildi. Ondan bahsetmeden olmaz. Dönemin en önemli sanatçılarından biri de Matrakçı Nasuh'tu. Meşhur Süleyman Name eseri onun elinden çıktı. Bu eserde Macaristan Seferi ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz Seferini konu alan 32 minyatür ve 4 harita bulunuyor. Eserin ilk bölümünde Nasuh'un Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber çıktığı Fransa seyahatinde uğradıkları Marsilya, Tubon, Antip, Nice ve Cenova gibi Akdeniz kıyısındaki limanların tasvirleri yer alıyor. Matrakçı Nasuh ikinci bölümde ise Kanuni'nin Macaristan seferi sırasında gördüğü Estergon, Belgrad ve Budin şehirlerini resmetmiş. 16. yüzyılın başından sonuna parlak bir gelişme gösteren Osmanlı minyatürü 17. yüzyılın başlarında duraklama dönemine girdi. Bu durum minyatür sanatının yeni yaşam alanları arayışına girmesine neden oldu. Böylece yeni bir tür olan murakkalar doğdu. 18. yüzyılın başlarında Nakkaş Levni'nin minyatürleriyle yeniden canlanan Osmanlı minyatür sanatı 19. yüzyılda yerini Batı tarzı resim alıncaya kadar farklı sanatçıların üretimleri doğrultusunda devam etti. 19. yüzyılda önemini iyice yitirerek yerini yavaş yavaş Batı tarzı resim anlayışına bıraktı. 19. yüzyıldan sonra perspektif ve renklerde ışık etkilerinin ortaya çıkmasıyla minyatür sanatı yerini Batı sanat kurallarına uygun eserlere bıraktı. Fakat minyatür yakın dönemde modern minyatür anlayışıyla yeniden döndü. Süheyl Ünver'in çabalarıyla tekrar gün yüzüne çıkan minyatür sanatı günümüzde Arya Kamalı, Günseli Kato, Nusret Çolpan, Gülbün Mesera, Gülçin Anmaç ve yetişmekte olan birçok genç sanatçı tarafından icra ediliyor. Hattatların yazdığı, müzehhiplerin tesiplediği, nakkaşların resimlendirdiği ve mücellitlerin ciltlediği el yazması eserler hem içerdiği bilgilerle hem de güzellikleriyle büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Bu bölümde geleneksel sanatlarımızdan minyatürü inceledik. Videoyu beğenmeyi, TRT2 YouTube kanalına abone olmayı, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlarda bize fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.